İyi günler ben Ayacıoğlu. Blender Detay Dersleri serisinin bu ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, Blender 2.8 ilk çıktığında bir 8 bölümlük seri yapmıştım. Blender 2.8 Temelleri diye bir seri yapmıştım. O seride Blender'a yeni başlayanlar için ve Blender'a diğer programlardan gelenler için Blender kullanıcı ara birimini, yeni ara birimini çünkü bayağı bir değişti eski versiyona göre. Detaylara çok girmeden temel seviyede anlatan sekiz bölümlük bir ders yapmıştım. Kullanıcı önünde gördüğünüz bu ekranda gördüğünüz öğeleri anlatırken arka planlarında ufak tefek uygulamalarla beslemiştim. Yani sırf teorik bir ders olmasın diye. Ve o ders serisinde bir buçuk sene oldu yapalı o ders serisini iki sekiz şu andaki doksan kiliyiz. O ders serisinde detay ders serisi yapacağımı söylemiştim. 2.92 ile birlikte yapıyoruz şu anda. Yani fırsat olmadı daha önce. 2.92 de oldukça ilerledi. 2.8 zaten canavar gibi bir versiyonda. 2.92 çok çok ilerledi. Şimdi bu giriş dersinde şurada da gördüğünüz gibi 2.80 ve 2.9x fark dersi yazdım. Onun sebebi işte şöyle bir sık sorulan bir soru var. 2.8 temellerini izledim. Şu anda 2.91'e gelmiş. 2.92'ye gelmedi ben bu ders çekerken. Şu anda beta var. Beta versiyonundan. Onun da ne demek olduğunu anlatacağım da. Yani birkaç haftaya kadar kararlı sürüm çıkacak. Kararlı sürümde ne demek olduğunu anlatacağım. İşte 2.8 temellerini izledik. Ee, <laughs> 2.91'e gelmiş. 2.91, 2.92'den e, o bilgilerle devam edebilir miyiz? Kesinlikle edersiniz. çok az değişiklik var. Onlardan bahsedeceğim biraz. Yani çok az, ufak tefek bir değişiklikler var ekranda. Onlardan bahsedeceğim. Ee, bir de detay dersleri izlemek için bu detay dersleri izlemeniz için 28 temellerini izlemiş olmanız gerekiyor. Ya da o seviyede bir blender bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Tesadüfen bu dersten başladıysanız yani arama yaptınız buraya denk geldiniz diyelim. Ee, 28 e, ...listesini, yani oynatma listesini nasıl bulacağınızı göstereceğim. Tabii ki kolay yani YouTube'da, Sebilgi'de e, oynatma listelerine baktığınız zaman görürsünüz ama... ...bu arada bir iki bir şey daha göstereceğim orada size. Bir de Blender için e, genel olarak aslında sebilgi.org diye bir sitemiz var. Orayı göstereceğim. Bunları ders sonunda göstereyim. Şu anda... Hmm... Şeye geçmeden, aradaki farkı göstermeye geçmeden şu Blender 2.92 ile yaptığım, Baran'ın derslerinden takip edip de yaptığım bu altın külçelerini göstermek istiyorum size. Ee, Blender 2.8 ve üstünün e, en önemli özelliği şey oldu. Bu OpenGL versiyonunu yükselip... Ee, gerçek zamanlı e, renderi bu şekilde hızlı alabiliyor olmamız oldu, çok hızlı alıyor çünkü ekran kartını kullanıyor. Ekran kartı artık bize ne verdiyse render kalitesi olarak onu kullanabilmemizi sağlıyor. Ee, Cycles kadar iyi olmasa bile çok çok iyi. Yani mesela bu renderde şimdi sightsla aldığım ekranda böyle görünüyor sightsla aldığın zaman. Ee, ee, EV ile Cycles'ın evinin ne olduğunu, Cycles'ın ne olduğunu bilmiyorsanız hiç telaşlanmayın. Onlara bolca değineceğiz. Ee, render motorlarının isimleri. Cycles'da böyle çıkıyor. Çok daha kaliteli görünüyor. Ee, ama Ivy de fena değil. Ee, şimdi bir animasyon yaptım. O animasyonda nerede videoların içinde şu. Bu animasyonu Cycles'la yapabilmem bu makinede mümkün değildi. Çünkü binlerce ben şöyle bir kenara çekileyim artık. Çünkü binlerce e, kaç 3000 bin kare kadar Cycles'da bunu renderlemek mümkün değildi. Eevee de çok kısa sürede oldukça yani bir saatten kısa süre içinde böyle değerli de bitirdi. E, ve görüntüden de gayet memnunum. Cycles'a benzemesi için ufak tefek bazı e, boyamalar yaptım bazı yerlerinde. Onları da detay derslerde ileride görürüz. Biraz ilerledikten sonra bu altın külçelerden siz de yapabileceksiniz. Ee, yani gerçekten de Blender 2.92 e, altın değerinde bir versiyon haline geldi. 2.92 beta. Beta ne demek? Hata düzeltmelerinin olduğu evre. Yani yazılımlarda özellikle açık kaynak kodlu Blender gibi yazılımlarda alfa e, fazındayken, yani evresindeyken e, özellikler ekleniyor. E, bir tane Blender'da e, Zaman belirliyorlar İşte şu zamanda artık beta'ya geçeceğiz diye. O zaman geldi 2.92 için beta'ya geçti. Beta fazında artık yeni özellik eklenmiyor. Yani hatalar düzeltiliyor, program hataları. Ee, bu hataların düzeltilmesinin de belli bir sınırını koymuşlar. İşte Şubat ayının 17'si büyük problem çıkarsa biraz daha ileriye atar ama... ...Şubat ayının 17'sinde şu anda hmm, ayın kaçı bilmiyorum ocağın 20... 5'i. Ocağın 25'indeyiz şu anda. 2021 yılındayız. beta bittikten sonra da kararlı sürüm dediğimiz sürüm çıkıyor. şu anda beta'dan gitmemizin başlamamızın hiçbir sakıncası yok. Çünkü kullanıcı arayüzünde bir değişiklik olmayacak. Olursa arada sırada işte en berbat hatalar programın, Blender'ın göçmesine sebep oluyor. Daha az berbat olanlar e, işlevlerin e, çalışmamasına ya da düzgün çalışmamasına sebep oluyor. Yani bundan ibaret. O yüzden bir sakıncası yok. Buradan devam edebiliriz. E, ve kararlı sürüm çıktıktan sonra da 2.92 kararlı sürüm olacak. E, kararlı sürüm çıktıktan sonra da e, hatalar bulunmaya devam ediyor. E, hataları düzeltirken yeni hatalar oluşuyor. Tabii kullanıcı sayısı birdenbire dünyaya yayıldı için artık program beta seviyesinden kararlı sürüme çıkınca herkes kullanmaya başlıyor. Hataları bildiriyorlar. Baran da çok hata bildirdi şu ana kadar. Onlar hemen düzeltiliyor. Belli bir sayı ulaştıktan sonra toplam düzeltilmiş hata sayısı minör versiyonlar çıkıyor. 2.92.1 oluyor. Mesela şu anda 2.91 olan son kararlı sürümün 2 tane e, minör sürümü yayınlanmış. 2.91.2 var şu anda mesela. 2.83 LTS Long Term Support uzun süreli e, desteklenen versiyon. Şeyler için lazım bu. E, stüdyolar için. Büyük stüdyolar, büyük projelerde e, uzun süren projelerde versiyon değiştirmek istemiyorlar. Aynı kararlı sürümle devam etmek istiyorlar. Onlar için LTS bu başka işte Ubuntu'da e, işletim sistemlerinde, Linux çekirdeğinde falan hep var bu. LTS'lere e, destek yıllar boyu devam ediyor. Donduruluyor özellikleri yani yeni bir özellik eklenmiyor. Çok istisnai durumlarda olur bu. E, hata düzeltmeleri devam ediyor. Yıllarca devam edince artık çok kararlı bir sürüme haline geliyor. Büyük projeler devam eden projeler böylece e, risksiz devam etmiş oluyor. onun için var. LTS deniyor. 283. Blender'da kural. Üçle biten versiyonlar yani 2.8'den sonra böyle oldu. Üçle bitenler LTS. Yani 2.93. Bundan bir sonraki versiyonda LTS olacak. O da öyle. Şimdi hızlıca şeye bakalım. Ee, downloads'ta ben işte hmm, her gün 2.92 beta'yı indiriyorum. Her gün indirmek şart değil aslında. Ee, şey yapabilirsiniz. 2-3 ee, güne bir de indirebilirsiniz eğer beta'dan gitmek istiyorsanız. Ee, Kararlı sürüm çıktığı zaman da bir kere indirdikten sonra minör versiyonlar, revizyonlar, hata düzeltme versiyonları çıkıncaya kadar tekrar yüklemenize gerek kalmaz. 2.93 alfa çıktı. Onu indirip aralasa da bakıyorum. Orada yeni özellikleri görünüyor görüyoruz. Kararlı son 2.91.2 bir tarafta duruyor. 2.80'de ilk çıkmış versiyon olarak bende var. Yani ne yapacaksınız? Büyük ihtimalle 2.92 beta hala devam ediyorsa siz bunu izlerken betadan devam edersiniz. Kararlı sürüm çıkınca kararlı sürümden devam edersiniz. Ben şimdi burayı tıklayıp çalıştırdığımda karşımda yeni splash screen ile blender 2.92 beta. Hemen hızlıca ne değişiklikler ona bakalım. Bu dersi çok fazla uzatmadan e, şunlar değişti. Şöyle şurayı çizerek göstereyim. Şu gördüğünüz buradaki dört tane ikon eee Navigasyon ikonları. Mesela şu ele basıp gezdirdiğim zaman bu şekilde böyle e, sahneyi pan yapıyordum. İki sekiz temellerini izlerseniz orada göreceksiniz. Zoom in zoom out. Bunlar daha önce şurada bir satır halindeydi. Burada yer işgal ediyordu. Buradan aldılar buraya koydular. Düşey. Gayet iyi bir e, seçim oldu. Herkes çok memnun bundan. Burada Üç satırdan, iki satıra düşmüştü, bir satır daha Yani bir satırdan bunu kastediyorum. Şu blender görmeyin. Bu satır, ikinci satır, üçüncü satır. İki satıra düşünce bir satır daha eklediler. Şunlar burada boşluktaydı. Onları oraya kaktırdılar. Ee, şunlar da yeni geldi. Blender yüksek 8 temellerinde nesne seçimleri kısmında... ...böyle bir bocaladığım, Blender göçertmeyi başardığım bir yer vardı. Oradaki bazı sorunları giderdikleri özellikler eklenmiş, onu oraya koydular. Ee, sonra başka... ...komutlarda, yeni eklenen özelliklerde seçenekler buralarda yer alıyor. İlerledikçe göreceksiniz. Ondan eklendiği bir satır, bayağı kullanışlı bir yer olmuş oldu. Bir de ne var, işte e, şurada benim bulunduğum yerde, sağ alt köşede... E, ...oraya şöyle yaklaşayım, burada... E, ...2.92 beta, işte VRAM, video RAM'ı... E, ...hafıza ve burada istatistikler vardı, sahne istatistikleri. Ben Yani bunlar normalde e, ilk yüklediğinizde şöyle gelecek. Sadece 292 beta yazıyor olacak. E, bunları böyle açabiliyorsunuz. Video belleği, 4 GB'lık ekran kartımın ne kadarını kullandığını yazıyor. Şurada e, bilgisayar belleğinden ne kadar kullandığını yazıyor. Ve sahne istatistikleri. İşte bunların yeri değişti. Yani burada yine açabiliyorsunuz. Hangi koleksiyonda, hangi nesne seçil, aktif nesne hangisi, kaç vertex var sahnede, kaç yüzey var, kaç üçgen var. Kaç tane obje vermeye kaç tane seçili gibi bilgilerin olduğu satır. Şimdi burası bu, bu bilgiler bizim için çok kıymetli. Ben burayı kapatayım şimdi. Bunlar şuraya geldi. Bakın, şurada overlay e, sek şeyi var, seçeneği var, opsiyonu var. Bu overlay e, denen şey ekranın üzerine bindirilen ikincil görüntüler. Şimdi Buradaki aşağı doğru üçgene bastığınız zaman şurada istatistik, var. Ekran istatistikleri. Onu tıkladığınız zaman işte şey buraya geldi. Çok daha iyi bir yer. Yani gözümün önünde olmasını istiyorum. Oraya geldi. Bundan herkes çok memnun. Ee, özellikle scalp sırasında çok işime yarıyor. Yani orada bulunmasında büyük fayda var. Onun haricinde ekranda böyle çok büyük bir değişiklik yok. Yani çok yabancılık çekmeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi çok minik değişiklikler. Ama arka planda inanılmaz performans artışı, çok güzel yeni e, tool'lar, yeni e, özellikler e, ilave edildi. Detay derslerde sırasıyla hepsini inceleriz. Bir de mevcut olan menülerin altına bir iki tane yeniler eklendi. Zaten temel derslerde onlara değinmemiştik. Hmm, şey, e, koleksiyon, şu outliner dediğimiz bu pencere, şu sağ üst köşedeki pencerede olmaz ilerlemeler oldu. Falan filan böyle. Başka şu anda aklıma gelen çok bir şey yok. Gördüğünüz gibi x8 temellerinden sonra 292'den devam edebileceksiniz. 293'te de çok büyük değişik olacağını zannetmiyorum. Sonra 3.0'a geçilecek. Daha bir sonraki sene geçer herhalde ona. Bu 2021 sonunda 293 çıkmış olur. Muhtemelen 2022'de Tahminen söylüyorum bunları üçe geçmiş olur. O zaman bilemiyoruz. Ekran değişebilir. Büyük bir versiyon atlaması olacak gibi şimdi size eğer dediğim gibi e, bu... ...dersten başladıysanız ve Blender hakkında hiçbir fikriniz yoksa e, ne kadar... ...büyük böyle bu e, YouTube'a girdiğinizde arama kutusuna e, şunu yazarsanız eğer sebilgi... Zaten şu anda bunun seyrettiğinize göre oradasınız da yani bu şekilde... ...girdiğiniz zaman bizim kanala ulaşıyorsunuz, Sebilge. Burayı tıkladığınız zaman... E, ...ana sayfaya ulaştınız. Burada şeyler var. Hmm, oynatma listeleri var ama bu oynatma listelerini güncellemedik. Ana ekrandaki işte videolara tek tek bakabilirsiniz. Şurayı tıkladığınız zaman ama o oynatma listelerine tıkladığınız zaman... E, bu tabi değişmiş olabilir siz izlerken. Blender X8 temellerini bulursanız, şuraya tıklarsanız bu O8 derse burada ulaşıyorsunuz. Kullanıcı arayüzünden başlamıştım. Sonra işte gezinti, nesne seçimleri, dönüşümler. E, sonra animasyon, koleksiyon, sahne özellikleri, nesne özellikleri diye gittim ama bunlar da aslında kullanıcı arayüzünden yola çıkarak anlatılmış konular. Kullanıcı arayüzünü ilk Blender'ı çalıştırdığınızda karşınıza çıkan ilk paneller, onlardan daha fazlası var detay derslerde göreceğiz. Ama ilk en temel olanların özelliklerini anlatan bölümler bu 5, 6, 7 ve 8'dekiler. Onları anlatırken de burada mesela onu anlatırken minik animasyon yaptık. Animasyon yapmaya birden bire girebileceksiniz o zaman. Yani animasyon e, kavramını, Blender'da animasyon nasıl yapıldığını anlatacak çok basit bir örnek yaptım. Aynısı koleksiyonlar için geçerli. Sahne özelliklerinde, properties'te her bir ...sekmeyi tek tek örnekle anlattığım bir seri oldu. Sonra bir de Blender'le para kazanabilir miyim diye ve diğer soruları cevaplar diye bir bölüm yapmıştım. Çok tutuldu çünkü hakikaten çok popüler bir program haline geldi ve insanların büyük çoğunluğu... ...tabii ki artık bundan para kazanmak istiyor. Onun da şöyle bir e, sebebi var. E, oyun, yazılım sektörü çok ilerledi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de patladı. E, ...modelciye, oyun modelciye çok ihtiyaç var. Animasyon e, içinde çok büyük ilerlemeler oldu. Televizyonlarda çizgi filmler vesaire vesaire. Onun için de üç boyutlu model yapabilen insanlara ihtiyaç çok arttı. Böyle bir iş sahası açıldı. Tabii ki e, buna ilgilenenlerin sayısı da çok arttı. O yüzden e, böyle bir dersi çekmek artık şart oldu. <laughs> Bu ilk dersi... Çektim, umarım gerisini getirebilirim. Bakalım, göreceğiz. Ee, bir de e, Google'a girerseniz e, ve Sebilgi.org yazarsanız e, şu şekilde... ...bizim siteye ulaşıyorsunuz. Sebilgi.org, bunu tıkladığınızda böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Burada YouTube Sebilgi kanalına tıkladığınızda çok basit bir e, aslında indeks sayfası bu. Ee, YouTube'un Sebilgi kanalının, YouTube kanalının e, indeksleri bu. İngilizce ve Türkçe dersler. İngilizce bir tane ders yaptım denemek için. Nasıl oldu hatırlamıyorum bile. Öyle bir niyetim var, yıllardır yapayım. İşte dünyaya açılırsak belki daha fazla izleyici sayısına ulaşırız diye. Ee, Türkçeyi tıkladığınızda işte bilgisayar videoları, matematik videoları ve elektronik videoları var. Dilerseniz matematik videoları ve elektronik videolara bakabilirsiniz. Orada bazı hobi e, elektronik devreleri ve matematikle ilgili bir iki tane ders var. Ama bilgisayar videolarını tıklayıp açtığınızda... Blender 27, 28, 29, 27 çok zengin. Yani çok uzun zamandır 27 videolar çekiyoruz ve çok detaylı. Bunlardan hala faydalanabilirsiniz. Eğer bilgisayarınız şeyi desteklemiyorsa, 2.8'i desteklemiyorsa, 2.7'den de hala modelleme yapabilirsiniz. Oyunlar için model yapabilirsiniz, birçok şey yapabilirsiniz. Tavsiye ederim eğer ekran kartınız, bilgisayarınız desteklemiyorsa, iki, e, Blender 2.8 ve üstünü, 2.7'de çöp değil, gayet güzel bir şey. 2.8'i açtığınızda işte bu yeni başlayanlara tıkladığınızda burada diğer... ...X8'den beri çektiğiniz diğer derslerin başlıkları da var ama yeni başlayanlar tıkladığınızda diğer bütün seçenekler de öyle. Bu sağ tarafta, evet bugünlerde internet biraz yavaş, bir ping problemi yaşıyoruz. Gelmedi bir türlü. Bir daha tıklıyorum. Bekliyorum. Waiting for SS. Evet. Yani bu videoyu muhtemelen gelecekte izliyorsunuz. Şu anda bugünlerde e, Türkiye'de inanılmaz bir İnternet e, yavaş pandemiden dolayı. Bilmiyorum hangi yılda izliyor olacaksınız bunu ama 2020 ve 2021 böyle. Evet geldi. Ee, yani bu bizim şeyden sayfadan dolayı değil. Ee, bugünlerde böyle bir problem var. Ee, işte o sekiz ders burada kullanıcı arayüzü mesela bunu tıkladığınız zaman artıyı açılıyor. Burada e, ki linke tıkladığınız zaman direkt size oraya gönderiyor. Bu sayfa sizin e, bizim birazcık da düzenli olmayan Sevilgi YouTube'daki sevil kanalımızda daha düzenli erişmenizi sağlamanıza yardım olmak için Baran'ın yaptığı bir sayfa. Yani e, basit bir sayfa. 29 dersleri burada. Muhtemelen bu yaptığım seri buraya girer. İşte dijital painting, resim, e, Raspberry, Unity derslerini tabii ki tavsiye ederim. Çünkü e, Blender'la Başa baş giden e, popüler e, diğer program da bu. Yine 4.6'dan 4 bir başladı varan ve çok detaylı dersler var. Yani inanılmaz detaylı dersler var burada. E, başka yerde bulamayacağınızı iddia ettiğim dersler var. Hmm. Hmm. Diğerleri de e, incelersiniz. Bu da böyle yani buraya da böyle ulaşıyorsunuz. E, şimdi... Bundan sonraki derslerde şöyle devam ederiz. Detay dersleri olacak bunlar. Yani tek tek böyle biraz sıkıcı, detaylı dersler olacak. Uygulama ağırlığı çok az olacak. Basit hızlı uygulamalar yaparım. Örneğin ilk derste, bundan sonraki derste, ondan sonraki dersleri boşlukta kalmaması için... ...yani ha işte bunu gördüm, burada kullanılmıştı diyebilmeniz için hızlı... Uygulamalar yaparım ama e, bunun haricinde ayrı bir seriyi uygulama serisi workshop işte ne, ne deniyor işte e, şey atölye çalışması şeklinde bir ders serisi yapmayı düşünüyorum modelleme dersleri yani modelleme serisi hmm, orada da modelleme ders, derslerini takip edersiniz şu anda ilk bunu çekiyorum 20 dakika kadar olmuş fena değil dersleri işte 15 ile 20 dakika arasında tutmaya çalışacağım. Bunu daha fazla uzatmadan burada keseyim. İlk derste yani ikinci bölümde e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, bay bay.